Herkese merhabalar, ben Alaaddin 61. Bugün sizlere yepyeni BMW 7 serisini göstereceğim arkadaşlar. Bu araçta yok yok, tamamen yenilendi arkadaşlar. Ve 5 metre 39 santim uzunluğunda. Yani bir önceki kasanın uzun versiyonundan daha uzun. Tabii ki bu araç en dolusu M Sport Pro paketi var. Bütün krom detaylar parlak siyah renkte. Kristal far sistemiyle alabiliyorsunuz bu aracı. Panjur tamamen yenilendi, açılıp kapanıyor ve bayağı büyüdü tek parça halinde. Ve dediğim gibi bunda parlak siyah renkte. Jantları 19'dan 21'e kadar gidiyor. Bu en dolusu olduğu için 21 inç büyüklüğünde. Arkada da tabii ki 3D şeklinde stop lambaları var. Ve köşeli ve çok kaslı duran bir arka kısmı var önü gibi. Ve geceleri sizi selamlıyor tabii ki. İçine bakacak olursak içi bayağı lüks. iDrive sistemi yenilendi, kamera sistemi yenilendi, head-up display yenilendi. Yani kısacası bütün teknoloji yenilendi. Direksiyonu çok beğeniyorum. Masaj sistemi çok iyi. 9 tane programı var. Komut verebiliyorsunuz ve kapıları açıp kapatabiliyor. İsterseniz göstereyim sizlere. Tabii Türkçe dil seçeneği de var. Hey BMW, open all doors. Should I open all doors? Yes. Got it. Ses sistemi inanılmaz iyi. Koltuklarda titreşim var. 4D Bowers & Wilkins ses sistemi var. Ve tabii ki tiyatro modu var arka koltukta oturduğunuz zaman. Bu da çok ama çok güzel. Şimdi detaylara geçelim. Bu aracın fiyatı da Hollanda'da 130 bin Euro'dan başlıyor. Amerika'da 120 bin dolardan başlıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. 12 tane farklı renk seçeneği var dışı için. İçi içinde 15 tane deri rengi seçeneği var arkadaşlar. Bunu da paylaşayım sizlerle. Jantlar içinde 5 tane jant seçeneği var. Şimdi yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi tamamen yenilendi. Yeni far grubu, yeni panjur, yeni ön tamponlar, boyutlar değişti ve Rolls-Royce'a çok benziyor. Zaten Rolls-Royce da BMW'nin bildiğiniz gibi. Swarovski far grubuyla alabilirsiniz bu aracı. Swarovski kristaller kullanılmış oluyor. Gündüz ışıkları yukarıda. Burada da far grubunu görebiliyorsunuz. Otomatik uzunlar, otomatik viraj aydınlatması var. Ve çok akıllı uyduya göre hareket ediyor. Panjur tek parça halinde ve M Performance Pro paketi olduğu için de parlak siyah renktedir. Normal paketi aldığınız zaman aydınlatılmış panjur oluyor. Kameranın fiskiyesi var, yani temizleyebiliyorsunuz ön kamerayı, arka kamerayı. Ayrıca ortada da radar sistemleri yer alıyor. Adaptif hız sabitleme, şerit takip hepsini buradan kontrol edebiliyor. M Sport Pro ön tampon çok ama çok agresif, köşeli, çok karizmatik bir araç diyebilirim. Ve 21 inçlik opsiyonel M Sport jantlarını görebiliyorsunuz. 255, 40, 21 inç boyutlarında ve BMW'ye özel lastikler kullanılmış. Tabii ki değişik jant seçenekleri de var ama bunlar gayet şık diyebilirim. Tabii ki marş piyelleri de parlak siyah renkte. Otomatik açılan kapanan kapıları var. Soft close sistemi var. Ve tabii ki kamera sistemi harika, birazdan göreceksiniz. M logosunu görüyorsunuz. Kameralar var, aynada kör nokta uyarı sistemi var. Araca yaklaştığınız zaman otomatik kapıyı açabiliyor sizin için. Panoramik cam tavanı yer alıyor. 5 metre 39 santim uzunluğunda en uzun 7 serisi. Tam tamına 544 beygir gücü üretiyor. 745 Nm tork üretiyor. 0-100'ü 4.7 saniye, maksimum hızı 240 km saatte arkadaşlar. Arka kısımda yenilendi. 3D şeklinde stop lambaları var. Gece selamlama ile karşılıyor sizi arkadaşlar. Aracın menzili de 625 km bu aracın. Bu araç elektrikli, tamamen elektrikli. Ama benzinli motor seçeneği de var arkadaşlar. Ayrıca dizel motor seçeneği de var. Tamamen normal 7 serisiyle aynı, sadece elektrikli bu araç. Yani EQS gibi değil. 7 serisinde görüntü aynı ama elektrikli seçebiliyorsunuz. 420 litre bagaj açımı var. Kumandayla açabiliyorsunuz. Ayak hareketiyle açabiliyorsunuz. Havalı süspansiyona sahip. X-Drive sistemi var. 4 çeker. Arka lastikleri de sağa sola dönüyor.
Aracın ağırlığı 2615 kilogramdır arkadaşlar. Ve bu aracın değeri 150 bin euro civarında arkadaşlar. Çünkü en dolusu 105 kilowatt bataryaya sahip bir araç ayrıca. Ve 625 kilometre menzili var. Şimdi otomatik kapıyı açmak için şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Bunu sesli komutla da açabiliyorsunuz. Veya araca yaklaştığınız zaman ayarlayıp hangi kapı açılsın diye ayarladığınız zaman otomatik kapı açılıyor yaklaştığınızda. İçi aşırı lüks. Sağ koltuk tamamen yatabiliyor. Ve ön koltuk öne gittiği zaman tamamen yatabiliyorsunuz. 8K televizyonu gördünüz. Küçük ekranlar var. Ve yeni BMW 7 serisinin içindeyiz. Sürücü koltuğundan bakış bu şekilde. İnanılmaz güzel görünüyor arkadaşlar. Komple yenilendi. iDrive sistemi yenilendi. Ambiyans aydınlatma yenilendi. Ses sistemi 2000 watt. Kristal detaylar çok ama çok hoş. Head-up display olmazsa olmaz, o da var. Ve Türkçe dil seçeneği de var arkadaşlar. Mesela otomatik kapıları açılıp kapanıyor. Şu anda İngilizce de sizlere göstereyim. Hey BMW, open my door. Kapıyı aç dedim, açtı. Frene bastığım zaman da kapatıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Dört kapıyı da açabiliyorum böylece. Çok güzel bir detay. Direksiyon yenilendi. Augmented reality sistemi var. Burada bütün navigasyon ve bildirimleri buradan aktarıyor ön kameraya. Tabii ki bütün detaylar deri kaplama. Burada arabada yok yok. Şimdi detaylara bakalım arkadaşlar. Koltuklar çok rahat. 9 tane masaj programı var. Ve inanılmaz rahat arkadaşlar. 2 kişilik hafıza var. Önleri açılabiliyor. Burada X yazısını görüyorsunuz. Kol dayamanın içinde bayağı bir eşya gözü var. Bağlantı yerlerini görebiliyorsunuz. Çok yumuşak bir deri. 15 tane farklı deri seçenekleri var. Renkleri var. Şimdi burada kristal detayları da görebiliyorsunuz. Rotary controller. Çevirmeli düğme. Buna el yazısıyla adres yazabilirsiniz. Bu da kristal. Ses düğmesi. Ve vites kolu da kristal. Start düğmesi burada. D için aşağı. Yukarı R için. Yani geri vites için. Bu da boşa alıyorsunuz. Bu da elektronik el freni, bu auto hold. Kamera sistemini görüyorsunuz ve havalı süspansiyon ayarları var. Tabii ki burada bardaklıklarımız var. Çok güzel görünüyor. Şöyle açıyorsunuz, şöyle kapatıyorsunuz. Çalışma şekline bayıldım. Ve beğendim başka bir şey ise burada kablosuz telefon var. Yani buraya telefonunuzu koyduğunuz zaman kablosuz şarj ediyor. Ve dörtleri açtığınız zaman şu şekilde ambiyans aydınlatma da yanıyor arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Tabii ki kamera sistemi klasmanında en iyisi diyebilirim. Burada 3D şeklinde görüntü de alabiliyorsunuz. Şu anda mesela böyle. Arkasına bakalım. Tabii böyle el hareketleriyle de döndürebilirsiniz. Şimdi biraz alışmam lazım da. Böyle de dönebiliyorsunuz yani. Videonun içine koyarım. Son 50 metreyi aklında tutuyor ve otomatik park yerinden çıkıyor. Widgetleri değiştirebilirsiniz. Hava durumunu öğrenebilirsiniz. Burada mesela detayları veriyor. Arkadaşlar komple yenilendi ve gördüğünüz her yer tamamen deri. Şu üst kısımlar bile kaliteden ödün verilmedi diyebilirim. Bunun elektrikli versiyonu bu. 240 km maksimum hızı var. 620 kilometre menzili var ve inanılmaz güzel arkadaşlar. Galiba sanırsam 100 bin euro civarında başlıyor fiyatı. Şuradan da mesela havalandırmaları açıp kapatıyorsunuz. Bunlar da dijital. Kristal efekti çok güzel oldu. Hoparlörler de aydınlatılmış bildiğiniz gibi. Kapıyı buradan otomatik açıyorsunuz. Buradan da manuel açıyorsunuz. Cam düğmeleri burada. Katlanan aynalar otomatik. Kilitleme, açma. Şuradan da yandaki koltuğu ayarlayabiliyorum. İçi çok ama çok güzel. Bayağı beğendim arkadaşlar. Kadranı da yenilendi. 240 kilometre maksimumumuzu var. Burada boost düğmesi var ve ayrıca hız sabitleme, adaptif hız sabitleme ayarları var. Ayrıca burada da sesle komut verme ayarları var. Çok ama çok güzel oldu.
Direksiyon da çok hoş diyebilirim. M Sport olduğu için altı düz ve biraz daha kalın. Çok güzel hissediliyor tuttuğunuz zaman. Tabii ki karbon detaylar vesaire hepsi mümkün. Bu sizin seçeneğinize göre kırmızı deri, beyaz deri, kahverengi, taba hepsi var arkadaşlar. Evet, 7 serisinin arka koltuğundayım arkadaşlar. Otomatik kapıyı kapatalım. Küçük ekranlarımız var. Burada değişik modlar var. Benim modlar diye geçiyor. Tiyatro, relax, expressive, personal modları var arkadaşlar. Ve hemen şu modla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz sinema modu diyebiliriz. 8K televizyon önünüze geliyor ve buradan film izleyebiliyorsunuz. Yandaki kişi ve sizin için ayarlar var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. İçi bu şekilde. İnanılmaz lüks. Şimdi mesela buradan ses ayarları, Bluetooth ayarları, ekran ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Ve tabii ki HDMI vesaire. Veya bu ekranı kapatabiliyorum arkadaşlar. Ama tabii ki size şu detayları da göstermek istiyorum. Olmazsa olmaz. Mesela buradan hepsini kapattık. Hepsini açalım. Güneş perdelerinin hepsini açabiliyoruz. Basalım. Bak buradan bayağı da hızlı açılıyor. Bak üstteki de açılıyor. Kapatalım. Bak hemen hepsini kapatıyor ve özel cam var bu araçta arkadaşlar. Isıya karşı çok özel bir camı var. Burada telefon bağlantı yerlerimiz var, tutacak. Şarj edebiliyorsunuz. Bunu da sipariş verdiğiniz zaman seçebiliyorsunuz. Bu koltuk öne gidiyor ve ayağınızı koyabiliyorsunuz. Tamamen yatırabiliyorsunuz. İçi dediğim gibi bayağı başarılı. Çağ atlamış gibi. Rolls-Royce'a çok benzetiyorum. Biliyorsunuz Rolls-Royce da zaten BMW'nin. Burada kristal detaylar da devam ediyor. Çok ama çok şık görünüyor. Burada telefonunuzu koyduğunuz zaman telefonunuz şarj oluyor. Eşya gözümüz var. Bağlantı yerlerimiz var bu arkada. Tabii ki burada diğer detaylara da bakalım. Koltuk ayarları var. Mesela masaj ayarlarını görebiliyoruz. 9 tane masaj sistemi var. Buradan hepsini seçebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki burada ısıtma soğutma da var. Onu da göstereyim. Isıtma ayarı için 4 tane ayarımız var. Soğutma için de 4 tane ayarımız var. Ve yandaki koltuğu da buradan ayarlayabiliyorum. Onun da masajını açıp kapatabiliyorum. Tabii ki burada perdeler, ışıklar, mesela ambiyans aydınlatmayı değiştirebiliyorum. Modları az önce söylemiştim. Ekran ayarları açıp kapatabiliyorum. Buradan mesela bastığım zaman kapanacak. Tabii bu panoramik cam tavan sabit bir cam tavan arkadaşlar. Şu perdeyi açtığınız zaman panoramik cam tavan açılmıyor. İçinde ışıklar var. Gece çok güzel görünüyor. Burada tabii ekran açık kalsın. Olmazsa olmaz. İnanılmaz bir şey ya. Gerçek dışı bir şey gibi görünüyor ama bayağı uydu. Televizyon izleme, klima düğmeleri arkadaşlar. Klimayı ayarlayabilirim buradan. Hepsi mümkün. Tabii burada otomatik kapıyı buradan açıyorsunuz, kendi açılıyor. Veya isterseniz kendiniz buradan camı buradan ayarlıyorsunuz. Kilitleme açma. Normal kapıyı da buradan açıyorsunuz. Kendiniz açmak isterseniz. Aydınlatılmış Bowers & Wilkins ses sistemi ve koltuğum da geriye doğru gidiyor. Ve yastıklar var arkadaşlar. Aşırı rahat. Tabii ki burada isterseniz buzdolabı seçebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Ama yastıklar da çok rahat. Koltuklar da çok rahat. Harika bir şey yani. Tasarım müthiş.